Efendim, dünün en önemli gündem başlıklarından birisi Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararıydı. Para Politika Kurulu faiz kararını açıkladı. 200 bas puanlık bir düşüşle faiz %18'den %16'ya çekildi. Hemen ardından döviz kurlarında da hareketlilik var ki bugün de yine güne hareketli yüksek seviyede başladı ve yükselmeye de devam ediyor diyelim. Peki gerekçeli karar ne? Cebimize nasıl yansıyacak? Enflasyonla mücadelede hangi noktadayız? Yıl sonu enflasyon beklentisi de olacak. Hepsini soralım istiyoruz. Kiminle konuşacağız bu kuşakta? Ekonomist Hakan Topkurulu hemen bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden ekranda görüyorsunuz. Sayın Topkurulu, hoş geldiniz efendim. Merhaba Sayın Er Yılmaz, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz ve 2 puanlık bir düşüş ardından döviz kurlarında hareketlilik. Size soralım, bekliyor muydunuz, sürpriz mi oldu? Gerekçeli karar ne söylüyor bize? Buradan başlayalım. Sayın Er Yılmaz, hem sürpriz oldu hem olmadı. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce Merkez Bankası politika yapıcılarını, Merkez Bankası içinde 3 tanesini değiştirdi. İkisi Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda, biri Para Politikası Kurulu'nda olmak üzere 3 kişiyi ve orada şöyle dendi: bu yeni alınan üyeler düşük faizden yana olan üyeler, diğer ayrılan üyeler faizleri düşürmeye direnen üyelerdi. Bu beklenti esas olarak doğruydu. Bu genel dedikodu havasındaki bilgiler de doğruydu. Çünkü Cumhurbaşkanı biliyorsunuz düşük faizden yana yüksek faizin enflasyona neden olduğunu söylüyor. Onun yanlış veya doğru olduğunu tartışmak istemiyorum. O tabii kendi bileceği, kendi perspektifinden bakışı. Hı hı. Ama o değişiklikler herkeste bu faizler düşecek beklentisi getirdi, ama şu tereddüt de vardı herkeste, açıkçası bende de vardı o tereddüt. Ya peki bu faizler düşerse bu kurun yükselişini kim durduracak, kim? Sırf bu söylenti başladığında bile zaten kuru halen de olduğu gibi 9 lira 60 kuruşa evet, dayanmıştı. Şu anda ekranda da yansıtıyor arkadaşlarımız. 9.60'ı geçmiş gözüküyor dolar. Yine Euro'da da inanılmaz bir artış var. Bunu da söyleyelim. Hareketli bir gün. Dün de hareketliydi. Bugüne de yansıyor. Peki bu döviz kurlarıyla nasıl önlem alınacak? Yeni bir formül mü bekliyorsunuz? Şimdi Sayın Er Yılmaz, bakın. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben faizlerin, yüksek faize karşıyım. En önemli sebebi sanayi, ticaret, hizmetler sektörü, tarım, bunların hepsi yüksek montanlı kredi kullanan sektörler ve bu yüksek montanlı kredi kullanan sektörlerin maliyetleri yükseldiğinde bu direkt olarak evet insanlara yansıyor. Hatta şöyle de söylemek gerek, insanlara yansıyordan öte sanayici yatırım yapmıyor falan. Yani yatırımlarda da ciddi sorunlar oluyor. Zaten bu faiz indiriminin esas gerekçesi enflasyonu yükseltmenin ötesinde kredi şeyinde daralma başlamıştı. Faizlerin yüksek olması nedeniyle kredi portföyünde daralma yaşanıyordu. Ki gerekçelerin de zaten o belirtildi Merkez Bankası'nın bu karar gerekçesinde. Kredileri çoğaltmak, kredileri yükseltmek, dolayısıyla yatırımları rahatlatmak, ticareti rahatlatmak için yapıldığı açıkça ifade edildi. Şimdi evet. Bakın burada sorun şu: bir şeyi yapıyorsanız ya tam yapacaksınız ya da ona birazcık zemin hazırlayacaksınız bazı yan. Ben sürekli söylüyorum, kontrollü kambiyo rejimi. Kontrollü kambiyo rejimine geçmediğimiz sürece işte 8 lira 40 kuruşlardan 9 lira 60 kuruşlara geldi dolar. Şimdi bu ne yapıyor? Bu enflasyonu tetikliyor. Hani enflasyonu şeyden kurtarayım dediniz, faizlerden kurtarayım dediniz, kur farkıyla bu şeyi yaratıyorsunuz, bu farkı yaratıyorsunuz. Şimdi yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var. Nedir? Tabii
muhtemelen Merkez Bankası'nın da şeyindedir bu, takibindedir ve onlar da onu bilinçli olarak takip ediyorlardır. Ben bir grafik gönderdim Merkez Bankası kaynaklı. Ben rejiden rica etsem o grafiği gösterebilir miyiz, ekrana alabilir miyiz Şimdi acaba? ekranda. Şimdi bakın, bu burada görülen, bu grafikte görülen şeyler, çizgiler, yurt dışı yatırımcı denilen, yani benim deyimimle sıcak paracı, yurt dışı tefeci, uluslararası tefeci, artık ne isim verirseniz verin, Türkiye'ye soktuğu paraların hisse senedi piyasasında ve hazine bonosu ve devlet tahvili piyasalarındaki durumunu gösteren bir grafik, 2005 yılından bu yana. Şimdi bakın, bu grafikte son derece ilginç bir şey var. Bu grafik en üst noktasını, pik noktasını 2013 yılında yapıyor. Ve 2013 yılında hisse senetlerine ve hazine bonosu ve devlet tahvillerine giren yabancı sermaye, yani sıcak para, 150 milyar dolar. Bunun 80 milyar doları o mavi çizgi hisse senetleri portföyünü tarif eder. Diğer çizgi hazine bonosunu tarif eder. Biri 80, biri 70 milyar dolarlar mertebesinde. 150 milyar dolar, yani son derece ciddi bir şey, döviz girişi var demektir bu Türkiye'ye. 150 milyar dolar. 2013'ten sonra bu eğri yavaş yavaş aşağı iniyor. Şimdi burada bakın, tarihsel bir olayı da, zamanımız ne kadar var bilmiyorum ben ama. Devam edebilirsiniz. Daha zamanımız var. Peki. Tarihsel olarak bunları anlatmakta fayda var. Bakın, Türkiye 2013 yılından sonra bir değişimin içine girdi. Türkiye 2013-2014 yılından itibaren milli politikalar uygulamaya başladı. Silivri duvarları yıkıldı. PKK hendeklere gömüldü. FETÖ hapise atıldı falan gibi çok ciddi, işte Kuzey Suriye'de Amerika'nın kukla devletine karşı silahla müdahale edildi. Karadeniz'de enerji yatakları bulunmaya başlandı falan falan falan. Yani bunlar ekonomide ve siyasette, güvenlikte çok son derece ciddi politikalardı. Ve bu yabancı para, bakın, 2013-2014'lere kadar, daha önceki gayrimilli politikalar uygulanırken girişini yükselttiği halde 2013-2014'ten sonra aşağıya doğru inmeye başlıyor. Çünkü bu yıllar milli politikaların artık ağır ağır bir takım hataları da içerse dahi, genel yön olarak şey yaptığı, uygulandığı yıllar, Avrasya'ya yönelişin süratlendiği, Avrasya Asya ile ilişkilerin güçlendiği yıllar, Suriye çözümünde biliyorsunuz ilk önce Cenevre görüşmeleri, Cenevre mutabakatı falan feşmeken diye söyleniyordu. Daha sonra o Soçi falan gibi Avrasya'ya, Suriye olayının çözümü devri oldu ve Türkiye, İran, Rusya ve Suriye ortak olarak, yani esas olarak milli politikalar. Şimdi bu dönem aynı zamanda Türkiye'nin bu uluslararası sermayenin referans olarak görmek istediği şeyin de yurt dışı piyasalardaki notlarımızın da düştüğü yıllar haline geldik. Bugüne, biraz da 2000'lerin. bugüne dönerek devam edersek, şimdi şöyle sorular da var size Sayın Topkurdu sormak istediğim. Çünkü niye? Vatandaşın merak ettiği sorular var. Bunu da sormak istediğim için yansımalarını biraz daha tamamlayarak gidersek diğer soruya da geçeyim, olur Peki. mu ben? Ben o zaman burayı toparlayayım. Lütfen. Türkiye'nin CDS puanı uluslararası piyasalarda artmaya başladı. Bunun Evet. artması demek Türkiye'nin borçlanma maliyetleri yükseldi falan falan. Şimdi bakın, gelmek istediğim nokta şu. Biz daha önce faiz, enflasyon, kur üçgeninde, şeytan üçgeninde çok zorlanırdık. Nedeni şuydu. Birdenbire çok ciddi bir
döviz yurt dışına kaçardı ve Hı. piyasalarımızda bizim çok müthiş bir dengelenme olurdu. Şimdi bakın, 2013'lerde 150 milyar dolar civarında olan yabancı sermaye Türkiye'de sıcak para, en son grafiğin en sağına bakarsak 2021 yılı itibariyle 150 milyar dolardan bu rakam 30 milyar dolara düşmüş durumda. Ve çıkışlar devam etmekte. Çok büyük Halen düşüş ağır gözüküyor. ağır sıcak para Türkiye'yi terk ediyor. Şimdi bakın, normal zamanda olsa bu iş. Yani normal zamanda dediğim, bundan 5-6-10 yıl önce olsa, 2013 yılına yakın olsa, yani Türkiye'deki sıcak para miktarı yüksek olsa, inanın kur bugün 9.60'ları değil 11-12 liraları görürdü. Bakın, sıcak para yüksek olsaydı, ama sıcak para miktarı çok düştüğü için Türkiye'de kur baskısı artık eskisi kadar yaşanmıyor. Bu kur, bakın, 9.60'a zaten o 3 tane Merkez Bankası görevlisi görevden alınınca zaten 9.60'ı görmüştü. Evet. Piyasada beklenti, ya faizler düşmez şeklinde geriledi. Ondan sonra yine 9.60'ları gördük ki tahminen Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ihracatta şey kur olması için, rekabetçi kur olması için bu kuru ve oradaki enflasyon artışını, o kurdan yansıyacak enflasyon artışını tolere edebileceğini düşündü diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü düşününce o çok tehlikeli, artık kontrol altına alınamaz rakamlar Peki önümüze devam gelecek edecek demek. mi? Yani kontrol altına alınamaz rakamlar önümüze gelecek dediniz. Nasıl bir politika geliştirilmesi gerekiyor? Enflasyon yıl sonu Peki. hedefi var %16. Bu tutturulacak mı? Enflasyon artıyor. Şimdi enflasyonu muhtemelen orada tutturamayacaklar. Sebebi de JP Morgan bugün enflasyon yıl sonu beklentisini 19'a çekmiş. Bana bu daha mantıklı geliyor, enflasyon beklentisinin biraz yukarıda olması. Çünkü bu kur artışları falan zaten yansıyacak. Kur artışları haricinde de biliyorsunuz, kur artışları haricinde dünyada enflasyon ve dünyada fiyatlar Tabii. yükseliyor. Yani orada Emtialar da artıyor. evet, emtia fiyatlarında ciddi, enerji fiyatlarında Çoğu. yükselme var. Kömürdür, doğalgazdır, petroldür, hepsi yükseliyor. Dolayısıyla bunlar da yansıyor. Dolayısıyla bizim enflasyonu hedeflenen 16 küsürlere getirme şansımızın Yok gibi olmadığını ben gözüküyor. düşünüyorum. Evet, yüksekte kalacak enflasyon. Bu ayrı bir sorun. Bakın, benim söylediğim çok farklı. Türkiye öyle bir noktada ki 30 milyar dolar için faizleri şey yapmakta gerek yoktu. Yukarılarda tutmaya gerek yoktu. Faizler önemlidir. Yatırımın artmasına engel olur yüksek faiz. Yatırımların artması için faizlerin düşmesi gerekiyordu. Eğer Merkez Bankası bu benim dikkat çektiğim grafiğe, yabancı para artık Türkiye'de o kadar azaldı ki, sıcak para miktarı, bunların çıkışı piyasaları eskisi gibi alt üst etmez mantığıyla yaklaşıyorsa, ki sanırım o mantıkla yaklaşıyorlar, doğru bir yaklaşım bu. Kurlar daha fazla yükseği görmez, çünkü sıcak paranın çıkışı da öyle çok şiddetli değil dışarıya doğru, Sayın Er Yılmaz. Evet. Ama şimdi şu da var. Vatandaş tarafı, esnaf, üretici tarafı var değil mi? Bir de bu işin hani rakamların yükseleceğini mutlaka dikkate almışlardır dediniz. Yani belli ki enflasyon artacak. Emtia tarafına bakıyorsunuz, enerji tarafına bakıyorsunuz. Oralarda da fiyatlamalar oldukça yüksek. Kış sert geçecek diyor uzmanlar. Bir taraftan da o zaman döviz borcu olanlar için bir önlem gelir mi? Üretici ne yapacak? Üreticiler için bir formül geliştirilir mi? Çünkü enflasyon artıyor. Buyurun.
Sayın Er Yılmaz, bakın şimdi şu ana kadar konuştuğumuz farklı bir perspektiften anlattım burayı. Farklı bir bakış açısı. Bu olarak piyasaların fotoğrafını çekme ve onu yorumlama olarak anlattım. Çok da güzel şimdi, anlattınız. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Şimdi önümüzdeki dönem ne olacağı konusu, önümüzdeki dönemde insanların ceplerini yakan ekonomik gelişmeler nereye doğru evrilecek konusunda bu o farklı bir şey. Şimdi şunu dedim. Ne dedim? Hükümet 2013 yılından itibaren şey izlemeye başladı. Milli politikalar izlemeye başladı. Hatasıyla, günahıyla, sevabıyla ama ağırlıklı olarak milli politikalar izleniyor. Ama şunu görmemiz lazım. Ekonomide hala iktidar liberal, neoliberal çizgiden 1980'de Turgut Özal'larla birlikte Türkiye'ye gelen ekonomik çizgiden kendisini kopartamıyor. Hala kontrollü kambiyo rejiminden çekiniliyor, korkuluyor. Planlamacı ekonomi uygulanmaktan korkuluyor, çekiniliyor. Bakın gübre ihracatını yasakladılar. Tamam, bu doğru da, ama esas olarak sizin Türkiye'de gübreyi imal edebilmemiz lazım bizim. Gübreyi biz yeterince imal edemiyorsak, bunu yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımızda gübrenin de mazotun da fiyatları yükseliyor. Tarımda bu başımıza geliyor. Bütün her yerde fiyatlar yükseliyor. Şimdi işin felaketi de biliyorsunuz bir ÖTV sınırı falan vardı bu akaryakıt içinde. Evet. Bu bir yıldan bu yana akaryakıt fiyatları o kadar zamlandı ki bunlar aslında yansıtılmadı. Yedirildi bu fiyat içine yurt dışındaki zamlar. Çünkü bir yıl içinde petrolün varili 20-30 dolarlardan 80 küsur dolar geldi. 85. Yıl sonuna kadar 90 dolar konuşuluyor. 2022'de 100 dolarlar telaffuz edilmeye başlandı. Şimdi buraya gelen şeyde sizin arttırmama şansınız yok. Neden ithal etmek zorundayız? Çıkartamıyoruz bunu. Ha, hükümet burada bakın eğer milli ekonomi politikalarını uygulasaydı, ithal ikamesi programını doğru dürüst uygulasaydı, komşularla ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerle birlikte ele alıp geliştirebilseydi eğer, o zaman Türkiye bu önümüzdeki dönem yaşanacak olan hiperenflasyona doğru gidişi tolere edebilecek politikalar uygulayabilirdi. Maalesef hükümet bu konularda yeterince tedbirli davranmadı. Yeterince tedbirli davranmadığı için de önümüzdeki sürece biz maalesef biraz açık giriyoruz. Yani bu yurt dışındaki emtia mal fiyatlarının artışına karşı yeterince tedbir alamadık ve o yağmura yakalanacağız. Önümüzdeki yıl biraz, bu kış biraz soğuk geçecek Sayın Er Yılmaz. Soğuk anlamı şu anlamda. Sert geçecek. Doğal gazımız olacak. Onda sorun olmayacak. Ama insanların hayat pahalılığı insanları çok zorlayacak. Toplumu çok zorlayacak. Türk toplumu bu tür şeyleri aşar. Türk toplumu dayanıklıdır şeylerde. Ama başka bir konu var. Siyasetle bağladığımızda provokasyonlara açık bir ortam oluşuyor önümüzdeki dönem. Biraz açalım mı bu konuyu? Çok önemli bir konuya parmak bastınız. Biraz bahsedelim. Ekonomi değil mi? İç siyasetin de özellikle çok gündeminde. Hani biz dış politikayı konuşuyoruz ama siyasi liderlerden de çünkü sürekli ekonomiye dair mesajlar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti vardı geçtiğimiz hafta Cuma günü Merkez Bankası'na. Sonrasında tepkiler gelmişti, açıklamalar da gelmişti. Ardından bu değişiklik, siz de bahsettiniz, fiyatlarda bir yükselme ve yeni karar, ardından yine fiyatlarda yükselme ve tabii ki siyasetin gündeminde ekonomi, önümüzdeki yılda bir seçim olacak. Buyurun. Tabii 2023 seçim yılı,
satım haline giriyor Türkiye. Türkiye ekonomik programlar açısından son derece zayıf uygulamaları olan, ürkek uygulamalar olan bir ülke açıkçası. Millileşmede siyaset ve güvenlik kadar ekonomideki millileşme, ekonomideki kafalar o denli değişmedi. Tekrar ediyorum, neoliberalizmden uzaklaşma, 1980 politikalarından uzaklaşma katı bir şekilde uygulamaktan çekinildi. Da muhtelif sebepleri var bunların, ama işte bu önümüzdeki dönem halkın cebine çok ciddi yansıyacak. Zaten ciddi bir işsizlik sorunumuz var. Özellikle Orta Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar ciddi bir işsizlik sorunu var Türkiye'de. Buna bir de şey eklendiğinde, hayat pahalılığı eklendiğinde, enflasyon eklendiğinde bu dayanılmaz boyutlara çıkabilir ve provokatif eylemleri açık hale gelirsiniz. Bakın bugün Fahrettin Altun bir açıklama yapmış ki bence çok şey bir açıklama, doğru bir açıklama. Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız demiş. Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız. Yani içimizde provokasyona, içimizde ortalığı karıştıracak, gece yarısı ayağa kalkabilecek güçler var demektir. Ha, bunların silahlı güçleri yok. Bakın o farklı bir şey. Silahlı güçleri olmadığı için biraz zor bu, hallederler, ama bir kaos ortamı yaratabilir. Peki. Gıda üreticilerine bir vergi indirimi, kaynak aktarımı gibi bir beklentiniz var mı? Enflasyon tarafı bugün ilk olarak ne yapılmalı? Çok acil olarak diyeyim. Ve önümüzdeki ay ne bekliyorsunuz faiz kararı ile ilgili? Son olarak toparlayalım. Ben şöyle söyleyeyim. Bu ay 2 puan indirmesi Merkez Bankası'nın cesur bir karardı. Sanıyorum önümüzdeki ayda bu indirim devam eder. Bunu pas geçmezler. Çünkü artık son para politikası toplantılarına geçiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki ayda düşüş olacaktır. Çiftçilerin tekrardan üretme zamanı geldi. Tekrardan ekim dönemine giriyoruz. Çiftçilerin çok zor durumda olduklarını bakın biliyoruz. Borçlarını, tarım krediye borçlarını ödeyemiyorlar. Traktörlerine haciz geliyor. Bir takım talepleri var. Çiftçilerin bu taleplerini boşa göz ardı edilmesin. Bu hacizlerin uygulanma olayı kaldırılsın. Faizler silinsin. Para ödemeler 5 yıla bölünsün diye talep ediyorlar. 5 yıla bölünsün. Çünkü bakın buna bir de yokluk eklenirse, bakın gübre ihracatını yasakladılar. Gübreyi yurt dışına sattırmıyorlar. Bu demektir ki önümüzdeki dönem bir yokluk dönemine giriyoruz. Bir de bu hayat pahalılığı, işsizlik, buna bir de yokluk eklenirse, özellikle gıdada yokluk eklenirse 2023 seçimleri çok farklı şeyler çıkartabilir. Onun için özellikle çiftçilerin, üreticilerin talepleri göz ardı edilmesin. O konuda yeterince önlem alınsın. Peki. Sayın Topkurul, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Enine boyuna tartıştık aslında tüm bu gelişmeleri, dünden yansıyanları ve önümüzdeki ay ne göreceğiz. Bu da önemliydi, açıklamalarınız ve önerileriniz vardı. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim size de. Evet, Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdik. Ekonomist Sayın Hakan Topkurulu'yla birlikte önümüzdeki ayda bu faiz indirimlerinin devam edeceğini söyledi. Son para politikası kuruluna gideceğiz artık yavaş yavaş diye ekledi. Ve üretici tarafı tabii desteklenmeli. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar önemli. Bu noktada da açıklamalarını ve önerilerini aldık diyelim.